Ben Makedonya Kalkandelen'de doğmuş, liseyi de Makedonya'da tamamlamış, üniversiteyi eğitimi için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyarak şu anda Türkiye'de yaşamaktayım, sigortacılık yapmaktayım. Yaklaşık 2-3 senedir İYİ Parti kurulduğundan beri de siyaset yapmaktayım. Senelerce malumunuz hepinizin bildiği tüm Rumeli Türkleri derneklerinde önce Kalkandelen Dernek Başkanlığı, sonra Rumeli Türkleri Derneği, sonra vakıf kuruluşu, sonra federasyon kuruluşunda bulundum. Elimden geldiğince de hiç Balkanlardan da kopmadım. Son olarak da Türk Makedon İş Konseyi Başkanlığı yaptım. Şimdi de siyaset yapıyorum. Siyaset nereden geldi aklınıza diyebilirsiniz. Ben siyasetçi değilim, ben vakıfçı dernekçiyim. Vakıfçı dernekçi demek şu, imkanı olanlardan imkanı olmayanlara bir şey aktarmaktır. Ama gördüm ki burada sadece balık vermeyi yapıyoruz ama balık tutmayı çok öğretemiyoruz. Tabii her şeyden evvel de benim babam göçe karar verdiği zaman rahmetli deyimden borç alarak bizi buraya getirdi. Çocukların Türk ve Müslümanı kaybetmesin diye. Bu memlekete borçlu geldiğim bu memlekette bana bu memleket aş verdi, iş verdi, çocuk verdi, torun verdi. Dolayısıyla bu siyasete girişimin sebebi sadece bayrağıma hizmet etmektir. Bu bayrak varsa hepimiz varız. Biz bu hasretle büyüdük. Vatan ve memleket hasretiyle büyüdük. Şimdi de bu siyasi partide de ki genel başkanımız Sayın Meral Akşener de aynı zamanda bizim bir hemşerimiz. Tabii sadece hemşerimiz olarak değil. Özellikle de bu partinin içinde de bulunan Rumeli Türkleri Derneklerinde ve Federasyonu'na birlikte çalıştığım Sayın Lütfü Türkan Başkan Vekilimizin de burada olması nedeniyle ve ben de vatana hizmet etmek nedeniyle buradayım. Zeytinburnu'dayım çünkü Zeytinburnu'nun kurucu unsurlardan bir tanesi Rumeli Balkanlardan göç etmiş olan her şehrin, her kasabasından göç etmiş olan hemşerilerimiz var. Dolayısıyla ben de burada vatanıma hizmete buradan başladım. İlçe başkanlığı olarak devam ediyorum. Atanmış bir başkan olarak geldim. Daha sonra da 2-3 defa seçim yapıldı. Seçilmiş başkan olarak da devam ediyorum. Buradaki halkımızın özellikle travma geçirmiş Zeytinburnu halkının ki ben de Ali Beyköy'e ilk yerleştiğimiz yer Ali Beyköy'de aynı travmaları geçirmiş bir toplumun çocuğu olarak neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Çok şükür bugüne kadar iyi yaptığımızı zannettiğimiz bir siyaset var. Siyaset 4 yılda bir sandıkta yapılan siyaset var. Bir de her gün sokakta yapılan siyaset var. Bizim genel başkanımız dahil olmak üzere Sayın Meral Akşener'in açmış olduğu bu yolda biz sokakta siyaset yapmaya çalışacağız. Sokaktaki dertleri dinlemeye çalışıyoruz ki özellikle bu pandemi zamanında biz hiç sokaklardan ayrılmadık. İlk yaptığımız işlerden bir tanesi de hala siperlikler çıkmadan, maskeler çıkmadan sevdiğimiz dostlardan, arkadaşlarından edindiğimiz siperlikleri esnafımızı korumak için, kaymakamlıkta çalışan kardeşlerimizi korumak için ve polis memurlarını koruyabilmek için çünkü ilk insanların temas ettiği devlet noktaları buraları onlara siperlik dağıttık. Yaklaşık 2400 esnafımızı korumak için onlara da siperlik dağıttık. Daha sonra taksi duraklarında çalışan arkadaşlarımıza maske dağıttık. Yani bunlar biz vakıf ve dernekçiliğine gelmek dolayısıyla ilin vermiş olduğu belli bir adet var. Ki adet 25'ti haftalık. Biz Ramazan ayında parti olarak 600'ün üzerinde koli dağıttık ihtiyaç sahiplerine. Yani bunları söylerken çok da hoşuma gitmiyor. Çünkü bizim kültürümüzde alan el, veren elli, bilmiyor memle, sağ el, sol elli şeysini biliyoruz vakıf ve dernekçilikten ama siyasette bu gerekiyormuş. Yine 65 yaş üzeri olan kardeşli abilerimiz sokağa çıkma yasağı döneminde onları ziyaret ettik. Onlara hediyeler takdim ettik. Daha sonra okullar açılmaya başladığında imkanı olmayanlara kırtasiye ve çantalarını hediye ettik. Özellikle Türk devletlerinden göç etmiş olan kardeşlerimiz ki biz de bir yerlerden göç ettiğimiz için onların derdini çok iyi anlaşıyoruz, anlıyoruz. Onların çocuklarına hediye etmeye çalıştık. Bayramda çocukları giydirdik. Bunlar bizim hep yapıp da söylemediğimiz şeyler ama bu sefer de söyleyeyim dedim. Çünkü sizlerle hemşerimlerle baş başayım.
dertleşiyoruz şu anda, siyaset yapmıyoruz. Ama ben bir siyasetçi olarak ve genel başkanımızın vermiş olduğu talimatları, il başkanımızın da talimatları üzerine biz halkın içinde olmaya devam edeceğiz. İyi Parti niye seçtim? Daha önce herhangi bir partide zaten aday elim yoktu. Zaten bir üyeliğim de yoktu. Bu partinin vatana, memlekete hizmet edeceği kanaatiyle buradayım. Dolayısıyla sizlerin de bir hemşeriniz olarak sizden de ricam, sizlerin de bu partide görev almak istiyorsanız özellikle Zeytinburnu halkından da rica ediyorum. Elimizden geldiğince bu vatana, bu bayrağa hizmet etmek zorundayız. Borcumuz var. Bu borcu ödemeye talipseniz buyurun. Hiçbir şey almaya gelmedim, vermeye geldim. Bu vatan çünkü bana çok şey verdi. Biraz evvel saydım. Yani bir kotta, bir tişörtte gelmiş bir çocuk olarak buraya, genç bir adam olarak iş verdi, aş verdi, çocuk verdi, torun verdi. Allah'a bir şükür geçimimizi sağlayacak tabii gelirimiz var. Bu bayrağı borcumuzu ödemenin dışında herhangi bir hedefim yok. Partim verdiği müddet içinde yapacağımız her işlemde partimin talimatları üzerinde devam etmeyi düşünüyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler.